Bir dediğimiz kendi kendini yönetme talebi de otomatikmen karşılanmış olur. Kürtlerin siyasal statüsü de karşılanmış olur. Artık Kürtler ayrı bir devlete de ihtiyaç duymaz. Hem bölge meclislerinde kendi kararlarını uygularlar. Genel anayasaya bağlı olarak. Sayın Bakın sistem Demirtaş. yeni, altını çizerek belirtiyorum. Tek bir anayasal sistem olduğu için aslında üniter demokratik bir yapıdır. Tek bir parlamento herkesle ilgili karar alabildiği için demokratik üniter bir yapıdır. Ama bu katı merkeziyetçi ulusal sistem çözülmüş olur. Yerinden yönetim özerk bölgeler hayata Peki. geçmiş olur. Bizim demokratik özerk yönetim dediğimiz sistem budur. Sayın Demirtaş, az önce bu böyle böyle olursa işte Kürtlerin de böylece ayrı bir devlet talep etmesine gerek Evet. duyulacak bir ortam kalmaz dediniz. Evet. Ayrı bir devlet Doğru. talep mi var Kürtlerin şu an? Böyle olmazsa, evet bak, böyle olmasa siz Kürtlerin kendi yaşadığı yerlerde hiçbir şekilde karar alma mekanizmalarına hiçbir yöntemle katmazsanız, bugünkü belediye sistemiyle işte valinin, kaymakamın emri altındaki belediye başkanlarıyla veya yönetimlerle bu kadarla yetinin derseniz Kürt halkı böyle bir statüyü kabul etmez. Bugün kabul etmez. 50 sene sonra, 10 sene sonra ne olur bilmem ama bugün kabul etmediği açıktır. Ve işte bölünmeye giderse ülke böyle bölünmeye gider. Biz tam da birleştirici bir formül koyuyoruz ortaya. Hem Türkiye'nin sınırları, Türkiye'nin birliği korunmuş olacak, hem Türkiye'nin her yerinde bir bayrak hepimizi temsil edecek. Ama aynı zamanda insanlar ana dilinde eğitim yapabilmiş olacak. İnsanlar kendi kendini yönetme ihtiyacını karşılamış olacak. Ama aynı zamanda birliğimiz, beraberliğimiz korunmuş olacak. Kimse pasaportla şuraya buraya gitmek zorunda kalmayacak. Şu günkü Türkiye'de bu şehirler nasıl iç içeyse, bölgeler nasıl iç içeyse aynısı olacak bir yönetim modeli öneriyoruz biz. Daha demokratik bir idari modeli öneriyoruz. Önerdiğimiz bir idari modelin bu kadar tepkiyle karşılanmasını anlamakta zorlanıyoruz. Başbakan da bir idari model öneriyor. Başkanlık sistemi diyor örneğin. Biz başka bir tane öneriyoruz. Buna bölücülük deniyor. Ya bunu bir açıkça bir tartışalım, konuşalım. Hani biz bunu önerdik. Denilebilir ki ya şu noktalar yanlış, şu noktalar eksik, şunu şöyle yapalım, şu şöyle olursa daha iyi olur. Biz bunu tartışmaya da açığız. Sayın Ama bir Demirtaş. öneri yapıyoruz, bir parti olarak bir öneri yapıyoruz. Türkiye'ye bir vaatte bulunuyoruz. Peki. Ama dense ki asla hiçbir şekilde Kürtlerin hiçbir talebini kabul etmiyoruz. Ana dilde eğitim karın doyurmaz. Hiçbir şekilde bu yönetim sistemi değişmez. Siz TRT 5'i dinleyeceksiniz kardeşim, bununla da yetineceksiniz denirse Kürt halkı da bunu kabul etmiyoruz. Peki. Şimdi